Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ahududulu pasta yapacağım. Hem görünüş olarak hem tat olarak damaklarınıza tat bırakacak çok güzel bir pasta hazırlayacağım. Bunun için ilk önce kabıma 5 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırdım. İlk önce beyazını mikserle güzelce köpüğüne kadar açacağım. Yumurta beyazlayacağını şöyle bir çimdik, şöyle gördüğünüz gibi tuz ilave ettim. Ve iyice mikserle güzelce kar gibi olana kadar mikserle çırpacağım. Güzelce de mikserle çırptım arkadaşlar. Bu şekilde ters çevirdiğiniz zaman yere dökülmemesi gerekiyor. Şimdi üzerine bir paket vanilya ilave edeceğim. Vanilyayı da ilave ettikten sonra 1 su bardağı şekeri az az ilave edip mikserle çırpacağım. Hepsini bir anda ilave etmeyin. 1 su bardağını az az ilave edip çırpın. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi az az ilave ederek mikserle güzelce çırpacağım. Ve 1 su bardağı şekerimi de az az ilave edip çırptım. Şimdi yumurta sarılarını tek tek ilave edeceğim. Bu şekilde tek tek ilave edip mikserle güzelce çırpacağım. İyice yumurta beyazına karışsın. Daha sonra tekrardan güzelce çırptıktan sonra tekrardan ilave edeceğim. Bu şekilde tüm yumurta sarılarını bitene kadar tek tek ilave edip güzelce çırpmamız gerekiyor. Yumurta sarılarını da mikserle güzelce çırptım. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi içerisine yarım çay bardağı ılık su ilave edeceğim. Suyu da yine az az mikserle çırparak az az ilave edin. Yarım su bardağı ılık suyumu da ilave ettim. Şöyle biraz çırpacağım. Şimdi içerisine 1 su bardağı un ilave edeceğim. Fazla da ilave etmeyeceğim. 1 su bardağı un yeterli. Daha sonra bir paket kabartma tozu. Şimdi güzelce mikserle tekrardan çırpacağım. Düşük hızda çırpacağım. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Şimdi içerisine ben renk ilave edeceğim. Pastalarda kullanılıyor bu şekilde. Bir paketin hepsini ilave edeceğim. Ben kırmızı renk kullandım. Eğer isterseniz, ilave etmek istemiyorsanız sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben kırmızı renk ilave ettim. Bu şekilde güzelce çırpacağım. Rengi de gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Şimdi güzelce mikserle çırptıktan sonra ben tencerede hazırlayacağım. Tencerede inanılmaz derecede güzel oluyor. Tencerenin alt kısmını, kenarlarını sıvı yağla yaladım ve yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdın üzerine de tekrardan sıvı yağla yağladım. Ve bu şekilde harcımızı da mikserle çırptıktan sonra kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi, rengi inanılmaz güzel oldu. Şimdi tenceremizin içerisine ilave edeceğim. Eğer isterseniz fırında da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor. 24 santimlik yuvarlak kalıpta yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde 2-3 defa masaya vurun. Daha sonra kapağını kapatacağım. Kapağını da kapatmadan önce kapağını temiz bir bez ile güzelce kapatın ki pişerken buharlaşma olmasın. Ve bu şekilde ilk önce 40 dakika, ben ocakta 40 dakika pişireceğim. İlk yarım saat hiçbir şekilde kapağını açmadan yarım saat pişirin. Daha sonra kürdan testiyle kontrol edebilirsiniz. Şimdi ise artık muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için tencereme ben yarım litre süt kullanacağım. Yarım litre sütümü tencereme ilave ettikten sonra şimdi üzerine 1 su bardağı şeker. Eğer isterseniz 1 çay bardağı da ilave edebilirsiniz. 1 adet yumurta beyazı ile beraber ilave ettim. Şimdi güzelce çırpacağım. Yumurta süt ile beraber güzelce karışsın. Şimdi ise içerisine ununu ilave edeceğim. Ununu ilave ölçerek ilave edeceğim. 4 yemek kaşığı un ilave edeceğim. Bu şekilde 4 yemek kaşığı da unumu ilave ettikten sonra tekrardan güzelce unu çırpıp karıştıracağım. Sütüyle beraber güzelce karıştır. Şimdi kıvamı koyulaşana kadar ocakta pişireceğim. Biraz koyu kıvamda krema olacak. Muhallebim de artık hazır. Şöyle gördüğünüz gibi biraz koyu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi içerisine bir paket vanilya ilave edeceğim. Ve bir dolu yemek kaşığı da tereyağı ilave edeceğim. Ve güzelce tereyağı eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra başka bir kaba ilave edeceğim ki muhallebimizin soğuması gerekiyor. Arkadaşlar, ben ocağın en düşük gözüne koymuştum. Kısık ateşte 40 dakika pişti.
Ve bu şekilde gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şimdi biraz bekleteceğim. Soğuduktan sonra tencereden çıkartacağım. Pastamı da artık tencereden çıkarttım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel kabarmış. Şimdi ben bu şekilde ortadan ikiye keseceğim. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel olmuş. Kıpkırmızı. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık panispanyasıyla. Şimdi isterseniz sütle ıslatabilirsiniz. Ancak panispanyamız o kadar yumuşak olmuş ki ben hiçbir şekilde ıslatmadım. Ve muhallebisinden orta kısmına güzelce süreceğim. Muhallebisini de isterseniz muhallebi değil de krem şantiyle de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi muhallebisinden de sürdükten sonra üstünü de panispanyasını koyup güzelce kalan muhallebimizi üzerine ve kenarlarına her tarafına gelecek şekilde her tarafına güzelce süreceğim. Bu şekilde güzelce her tarafına da sürdüm. Şimdi üzerine ahududuları dizeceğim. Siz ben bugün ahududulu yaptım. Siz isterseniz çilekli veya istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ancak inanılmaz güzel oluyor. Bu şekilde üzerine ahududuların her tarafına dizeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz güzel oldu. Şimdi bu şekilde 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra servis edeceğim. Şimdi arkadaş 1 saat buzdolabında beklettim. Şöyle gördüğünüz gibi içinin de rengi o kadar güzel olmuş ki panispanyamız. Ben sizlere içinde göstermek için bu şekilde dilimleyip servis ettim. İnanılmaz güzel. 1 saat buzdolabında beklettikten sonra yumuşacık pamuk gibi tadıyla damaklarınıza tat bırakacak İnanılmaz güzel ahududulu pastam artık hazır. Umarım sizler de dener beğenirsiniz arkadaşlar. Ve bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.